Evet arkadaşlar, 28. fareye başlıyoruz. Yüzde problemleri, problemler içinde arkadaşlar en çok soru çıkanlardan bir tanesi yüzde problemleridir. Problemlerden biliyorsunuz ortalama 10-15 soru geliyor. Yüzde problemleri bunun içinde çok büyük bir paya sahip. Diğer konulara da etkisi var. Haydi başlayalım. A sayısının mesela arkadaşlar yüzde x'i şu şekilde bulunuyor. A çarpı x bölü 100 yüzde x'i mesela yüzde 20'si diyorsan 20 bölü x çarpı a şeklinde bulunabilir. 150 sayısının yüzde 40'ı. O zaman arkadaşlar ne yaptık? 150 ile 40 bölü 100. Yüzde 40'ı bu şekilde alınıyor. 40'ı bakın sadeleştirebiliyorsunuz. Bunların çarpımı 100 yapar. Bunlara sadeleşir. 15, 4 ile çarptığınızda 60 bulunur. 60 sayısının yüzde 12'si. Yüzde kaçı 12'dir? O zaman yüzde x'i arkadaşlar 12 olsun. X bölü 100 eşittir 12 olsun. Bakın bunu da sadeleştirelim. Burada 5 kaldı. Burada 1 kaldı. 5x bölü 100 1 geldiğine göre arkadaşlar x buradan kaç gelecektir? 20 bulunacaktır. %25'i 80 olan sayı. Bu sayıya x diyelim arkadaşlar. X'in %25'i bakın 80 olsun. Ben bunu sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. 4 de içler dışlar yapıyorum. Biliyorsunuz oran oranını görmüştük. X eşittir 320 şeklinde bulunacaktır. 500 sayısının %20'sinin %10'u. Bakın 500'ün %20'si bu şekilde alınıyor. İşte bu sayının da %10'unu alıyorsun. 10 bölü 100 bu şekilde alınmış olur. Hemen sadeleştirme yoluna gidelim. Bakın şunlar sadeleş. Hatta bunu komple sadeleştirelim. 5 kaldı aşağıda. Bu 10 ile bunun bir tanesini sadeleştirebilirsiniz. Yukarısı 500. Aşağısı arkadaşlar 10 ve 5 olduğu için 50. Sadeleştirirseniz 550'ye bölerseniz de cevap 10 olarak gelir. %32 ise ile %18 arasındaki farkı 7 olan sayı. Bu sayıya x diyelim. 32x bölü 100 eksi arkadaşlar 18x bölü 100. Bakın %32 ise %18 arasındaki fark eşittir 7'ymiş. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkarıyorum. 14x bölü 100 eşittir 7 yaptı. Buradan hemen sadeleştirmelere gittik. Bakın burada 2 kaldı. X buradan 50 olarak bulundu. %40 ile %25'in toplamı. Bu sayı yine x diyelim. %40'ı 40x bölü 100 artı toplamı diyor. %25'i 25x bölü 100 geldi arkadaşlar. Toplamları da 65x bölü 100 yapacaktır. İşte bu sayı arkadaşlar 130'muş. Bunların sadeleştirmesine hemen gittik. Burası 2 kaldı. İçler dışlar yaparsak da x buradan 200 gelir. Ama bu sayının %20'sini soruyor. Yani 200'ün %20'si 20 çarpı bölü 100 arkadaşlar. Bakın hemen şunları sadeleştirelim. Aşağıda 5 kaldı. 200'e 4, 5'e bölerseniz 40 olarak bulunur. A sayısının %x fazlası. Demek ki %x'i nasıl alınıyordu arkadaşlar? A çarpı x bölü 100 değil mi? Demek ki fazlası dediğine göre A artı A'nın %x fazlası. Burada da bakın bunun altında 1 vardır. İşte yüzde genişletirseniz şu olarak bulunur. Yani siz artık %20 fazla isterseniz mesela A'nın A çarpı 100 üstüne 20 eklersiniz. Şunun 20 olduğunu kabul edin. %20'sini bulacağız ya. O zaman 120 bölü 100'üne bakacağız demektir. Evet. 120 sayısının 145 fazlası kaçtır arkadaşlar? Demek ki %45'ini sorduğu için fazlası dediği için 120 çarpı 145 bölü 100'e baksam çok daha mantıklı olacak. Ya da 120 artı 120 çarpı 45 bölü 100 diyecektim. Bunları topladığımda da aynı şey olacaktı. Peki bunları sadeleştirelim. Hemen bunu da 12'yi de 10'a böldüm. X'ini de 2'ye böldüm. 6. Burada 5 kaldı. 145'i 5'e böldüm. 29 yaptı. Bakın şöyle 29. 29'da da 6'yı çarptım. 174 olarak bulundu. 300 sayısının yüzde kaç fazlası 375'tir? 300 çarpı arkadaşlar x bölü 100 eşittir 375 yapacakmış. O zaman bunu bakın sıfırları sadeleştirdim. Bunu 3'e böldüğümüzde de x eşittir 125 gelir. Kaç yüzde kaç fazlası diyor? %125'i yani %25 fazlası olarak söylenebilir. Yüzde x eksiydi arkadaşlar. Bakın yüzden x'i çıkarırsınız. Mesela yüzde 20 eksi derse
%20 eksiğini, mesela a'nın %20 eksiği 80 bölü x'idir arkadaşlar. Bunu işlemi yaptığınızda bakın, sadeleştirdiğiniz, genişlettiğinizde tabanını aynı şey olarak bulursunuz. Bakın 100 eksi x olmuş oldu yine. Yani 100, 250 sayısının %30 eksiğini nasıl bulursunuz o zaman? 250 çarpı %30, 70 bölü. Hani 100'den 30 çıkardım, 70 bölü 100 olarak. Bakın bunları sadeleştirin. 25 ile 7'yi çarparsam 175 olarak bulunur. 160 sayısının yüzde kaç eksi 112'dir? 160'ın yüzde x'i 12 olsun. 12, 112 şöyle. O zaman hemen sadeleştirmeye başlayalım. Şöyle sadeleştirdim. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 5. Bunu da arkadaşlar 8'e bölersem, 14 yapar. X eşittir 14 çarpı 5. O da arkadaşlar 70 yaptı. Yüzde kaç eksiği? 70 100'ün 30 eksiği olduğu için %30 eksiği diyebiliriz arkadaşlar. 600 dönümlük bir arazide ekili ürün çeşitleri, ekim alanı ve elde edilen 450 ton ürünün dağılımı 100 olarak verilmiştir. Buna göre kaç dönüm araziye buğday ekilmiştir? Ekim alanı %65 arkadaşlar. Kaç dönümlük? 600 dönümlük. O zaman 600 dönümlüğün %65 arkadaşlar buğdaymış. Bakın sadeleştirdiniz. 6 ile çarparsanız 395 olarak bulunur. Elde edilen mısır kaç tondur? Mısır bakın 450 ton ürün elde edilmiş. Elde edilen ürünlerin %25'i mısırmış arkadaşlar. %90 olarak bulunur. Elde edilen mısırı sorduğu için arkadaşlar burada aslında 600 dönümlük arazinin önce %15'ine mısır ekeceğim. Yani 600'ün %15'ini aldım. İşte bu kadarlık yerden %25 mısır kaldırmış. O zaman bunun da %25'ini alacağım arkadaşlar. Mantığı bu şekilde. Hemen sadeleştirelim. Bunu bakın 4'e böldüm. Sıfırları bakın götürdüm hemen. Bunu 2'ye böldüm. 3 kaldı. 2'ye böldüm. Aşağıda 2 kaldı. Evet, elde edilen mısır kaç tondur dediğine göre burada elde edilen mısır kaç tondur dediğine göre arkadaşlar burada elde edilen ürün mısır olarak %25. Ürün zaten 450 tondu. 450'nin %25'ini alacağım demek ki. Bunu bakın 4'te 25'e böldüğümde 4 kaldı. 450'yi de 4'e bölerseniz 112,5 olarak bulunur. Buğday miktarı ayçiçeği miktarına kaç ton fazladır? Buğday miktarı zaten %60'tı. Ne kadar elde edildi? 450'nin 3 %60'ı, 450'nin %60'ını şu şekilde buldum. Eksi ayçiçek yağı, ayçiçek %15. Yani 450'nin %15'i aslında ayçiçek kaç fazladır? Yani farkını soruyor. O zaman hemen aslında bunları bakın 450 bölü 100 parantezini alabilirim. Yani sadeleştirip işlem de yapabilirsiniz ama 450 100 bölü 100 parantezini alırsanız daha klasik çözümden uzaklaşırsınız. Biraz daha pratik olmuş olur. 60'tan 15'i çıkardınız. 45 olur. Bakın bunları sadeleştirdik. Bunu da 5'e böldük. 9. 5'e böldüğüm için 2 geldi. Bunu böldüm. 4,5. 45 ile 4,5'u çarparsak da 202,5 olarak bulunur arkadaşlar. %60 erkek olan bir sınıfın 10 erkek öğrenci ayrıldığında sınıftaki erkek öğrenci oranı %50 oluyor. Kaç tane kız öğrenci vardır diye sormuş. %60'ı erkekse o zaman 60x, sınıfın tamamına 100x diyelim. 60x erkek, 40x de o zaman kızdır. 10 erkek ayrılınca bakın 60x'ten eksi 10 oldu. Toplam bu erkek oranı bölü toplam. Toplamda ne kadar arkadaşlar? Zaten 10 erkek ayrılınca toplamı 100x'ti. 100x'ten de aslında toplamda da 10 eksilmiş oldu. İşte
Erkek oranı %50 oluyormuş. Demek ki 50 bölü 100 olarak yazılabilir. Bakın sadeleştirdim, işte 2 kaldı. İçler dışlar yapalım. 2 ile bunu çarpıyorum. 120x eksi 20 eşittir 100x eksi 10. Bunu diğer tarafa attım. 20x eksi 20 artı 20 olarak attım. 10x eşittir 1 bölü 2. 40x tane kız vardı. X 1 bölü 2 olduğuna göre 40 çarpı 1 bölü 2'den 20 tane kız öğrenci vardır diyebiliriz. A sayısının B sayısının az A sayısı B sayısının %25 fazlası. Demek ki A eşittir B'nin %25 fazlası. 125 bölü 100'ü demek ki. Her ikisini 25'e bölerseniz burası 5 olur, burası 4 olur arkadaşlar. İçler dışlar yapalım. 4A eşittir 5 B geldi. Buradan işte A'ya B'yi K falan diyebiliriz. B sayısı da C sayısının %20 eksiğine eşitmiş. O zaman onu da şu şekilde bulalım. B sayısı C sayısının %20 eksiğini nasıl buluyorduk? 80 çarpı C bölü 2 dedim. Eksikten C, 100'den çıkarıyorduk. Bu şekilde 20'ye bölersiniz 4, 20'ye bölersiniz 5. O zaman bu da 5B eşittir C geldi. Bakın hepsini birbirine eşitleyebilirim o zaman şu anda. Bakın 5B dediğim ifade hem 4A'ya eşit, 5B aynı zamanda C'ye eşit. Bu şekilde bulundu. Şimdi bir de artık K değerleri verelim. Yani bu 20K'da işleneceğine göre B eşittir 4K'dır. A eşittir işte 5K'dır. C de 20K'dır. A sayısı C sayısının yüzde kaçına eşittir? A sayısı B'nin yüzde kaçına, x'ine eşit olsun? O zaman A yerine bakın kaç vereceğim? 5K vereceğim. B yerine 4K vereceğim. Çarpı x bölü 100 dediğimde K'lar sadeleşti. Bunları da sadeleştirdim. 25 kaldı. 25 ile 5'i çarptım. 125 olarak bulunur. A sayısı C sayısının diyor yüzde kaçına eşittir? C'nin yüzde x'ine eşit olsun arkadaşlar. O zaman A yerine ne yapacağız hemen? 5K verdim. C yerine de bakın 20K veriyorum. 20K çarpı x bölü 100 yaptık. A sayısı B sayısının %25 fazlasına. Demek ki A eşittir 125 B bölü 100 olarak bulunur. Ki bunları 25'e bölerseniz burada 5, burada 4 kalmış oldu. 4A eşittir 5B geldi. O zaman bir de B sayısı da C sayısının %20 eksiğine. O zaman 20 80C bölü 100 yaptı. 20'ye bölersek burada 4, burada 5 kalacak. O zaman 5B eşittir 4C olmuş oldu. O zaman bu ikisini birbirine eşitleyebilirim. Yani 5B dediğim ifade aynı zamanda hem 4A'dır, aynı zamanda 4C'dir. O zaman hemen K yazalım. Yani 4 ve 5 20'de eşitlenir. Buraya 4K yazarız. İşte buraya 5K yazarız. C'ye de 5K yazarız. 5K ile 5K birbirine eşittir zaten. Yani zaten %100 fazlası olduğu belli. %100'ün eşit olduğu belli ama biz yine işlemsel olarak yapalım. A sayısı C sayısının %x'ine eşit olsun arkadaşlar. O zaman ne dedik? A yerine 5K yazıyorum. C yerine de 5K yazdım. X yazdım bölü 100. Bakın 5K'lar sadeleşti. İçler dışlar yaparsanız x buradan 100 olarak bulunur. Bir yay çekildiğinde boyu %20, %120 uzuyor. Yani yaya arkadaşlar şöyle 100x dersek 100x dersek uzadığında %120 uzuyormuş. Yani ne kadar olur arkadaşlar? 100'ün
%120'sini alırsak 100x'in %120'sini alırsak şöyle bunlar sadeleşir 120x kadar uzuyormuş. Yani bunun ucuna bir de 120x eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. 120x daha uzuyormuş. O zaman toplam uzunluk ne oldu? 220x oldu. Çekilmiş halde boyu 121 santimetre. Demek ki 220x 121. Demek ki bu da şöyle yapılabilir. Her tarafı 11'e bölün arkadaşlar. 11'e böldüğünüzde burada 20 gelir. 20x eşittir. 11'e böldüğünüzde 11 gelir arkadaşlar. Şimdi buradan bu yayın çekilmeden önceki boyu aslında bana 100x'i soruyor değil mi? Ben buradan o zaman 20x'i 11 olarak biliyorsam 5 ile çarpın bunu. 100x yapar. Her tarafı 5 ile çarptığınız için 55 olur. 100x bakın 55 olarak bulunmuş olur. Bir dikdörtgen uzun kenarı %10 kısalıp kısa kenarı %20 arttığında bir dikdörtgen düşünün arkadaşlar. Şöyle bunun önce bir kenarına 10x diyelim. Uzun kenarına, kısa kenarına da 10y diyelim. Şimdi yeni dikdörtgen şu şekilde olacakmış. Uzun kenarı %10 kısalacakmış. Biraz daha kısası çizdik. Kısa kenarı da uzayacakmış. Biraz daha kareye falan benzeyecek biraz da ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Uzun kenarı şurasıydı. %10 azaltırsak onun %10'u 1 yapar. 1 azalttığım için 9x oldu. Kısa kenarı da 120 artarsa onun %20'si 2 yapar. 2 arttırırsan burası da 12y yapar. Şimdi alanları bulmaya geldi sıra arkadaşlar. Burası 100 çarpı 100, 10 çarpı 10'dan 100 x çarpı y. Yani 100 xy olurken burası da 12 ile 9'u çarparsanız 108 xy olacaktır. O zaman değişim ne kadardır diyor. 100'den 108 olmuş. Demek ki %8 bir artış olur. %8 artar diyebiliriz. Sütten ağırlığının %60'ı kadar yoğurt oluyormuş arkadaşlar. Burası süt olsun, burası yoğurt olsun, burası da ayran olsun. Süt, yoğurttan da ayran yapılıyormuş. Şimdi buna 100x dersem %60'ı kadar ayran oluyormuş. Yani 100'ün %60'ı 60x yoğurt oldu. Yoğurdun da ağırlığının %140 fazlası kadar ayran ediyor. Yani 60x'in 140 bölü 100'ü kadar ayran elde ediyormuş. Bakın sadeleştirdim. 14 ile 6'yı çarptığımda 84 buldum. 84x ayranmış. İşte 72 ama arkadaşlar 84 fazlası kadar aslında değil mi? O yüzden burası 84x iken 1'e de 60x ekliyorum. Ne diyor? %140 fazlası kadar dediği için 144x oldu. 144x bakın 72'ymiş. Yani ayran 144x 72 olduğuna göre her tarafı 144'e bölerseniz bakın x eşittir 1 bölü 2 olarak gelir. O zaman kaç kilogram süt gereklidir diyorsanız zaten sütüm 100x'ti. 1 bölü 2 ile çarptığınızda x'in 1 bölü 2 koyduğunuzda 50 olarak cevabı bulursunuz. Bir markette sabunlar üçerli, ikişerli paketler halinde satılmaktadır. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı, ikili paket içindeki sabunların birim fiyatından %10 ucuzmuş. Demek ki ikililer ve üçlüler olarak değerlendirirsek, buradakilerin ikililerin birim fiyatı, üçlerin birim fiyatı, ikililerin fiyatı daha ucuzmuş. Arkadaşlar demek ki buraya bunun fiyatına 10x dersen mesela %10 daha ucuz. Onun %10'u 1. Demek ki burası 9x arkadaşlar. Bu marketteki üçlü paketlerin satış fiyatı. Üçlü paketler her biri birim fiyatı 9'sa 3 tane olduğu için 27x'ten satılmaz mı? Evet. İkili paketlerin satış fiyatı da her birinde birim fiyatı 10x, 2 tane olduğu için her birinde bunların da toplam 20 satılmaz mı arkadaşlar? Evet. Farkları neymiş? 3,5'muş. O zaman 7x 3,5 ne demek?
35 bölü 10 demek. Bakın her tarafı şöyle 7'ye bölelim. Burada 5 kalsın. O zaman x dediğim olay 1 bölü 2'dir. Bana ikili paketlerin satış fiyatını soruyor. İkili paketlerin satış fiyatı bakın 10x'ti. İkili paketler toplamda 20x olur. X de 1 bölü 2 ise 20 çarpı 1 bölü 2'den cevap 10 olarak gelir. Ekrem parasının %20'sine Gökmen'e verirse Gökmen'in parası %25 artacaktır. Ekrem ve Gökmen olarak değerlendirdik. Buna 100x diyelim arkadaşlar. Bu da %20'sine verirse burası 20x olur. Bunun parasına mesela y diyelim. %25 artacaktır. Demek ki bu 20x neymiş biliyor musunuz? Y'nin %25'ine denk geliyormuş. Y'nin bakın %25'ine denk geliyormuş. Demek ki bölersek burası 4 olur. Y eşittir. İçler dışları yaparsak şurası 20x'te 80x olmuş olur değil mi? Y eşittir 80x. O zaman Ekrem'in parası Gökmen'in parasının yüzde kaçına eşittir? Zaten bunun parası 100x. Gökmen'in parası da 80x'miş demek ki. Gökmen'in parasının 180x'in yüzde kaçı 100x'e eşittir? Bakın hemen buradan sadeleştirmeleri yapalım şöyle. O zaman 1000 bölü 8. K eşittir. 1000 bölü 8 yapar. Bu da 125'tir. %125'ine eşittir arkadaşlar. X, Y ve Z birer pozitif gerçek sayıdır. X eşittir. Y çarpı Z eşitliğinde X sayısı %40, Y sayısı da %20 azaltılıyordur. Eşitliğin bozulmaması için Z sayısı yüzde kaç azaltılmalıdır? O zaman ben bunları hep her tarafı 10x desem mesela her tarafı x demesem de 10x desem daha kolay olur arkadaşlar. Mesela 10x eşittir. Hatta 100x diyelim. Çarpımlardan dolayı 10y 10z demek istiyorum. 10y diğerinde de 10z olsun. Bunlar beraber hareket etsin. %40'ını kolay almak için. Bunların çarpımları da 100x olacaktır, değil mi? X sayısı %40 azaltılıyor. 100 iken 100x kenar yani 60x olmuş oldu. 20 azaltılıyormuş y sayısı da. %20 azaltırsanız 10'un 120'si 2 yapar. Burası da 8y olur. Eşitliğin bozulmamış için z diyor. Yüzde kaç azaltılmalıdır yani? 10z buraya kaç yazmalıyım diyor. Yani buraya da soru işareti yapalım şöyle. O zaman her tarafı eşitliğin bozulmaması için ne yapmamız lazım? Bu oranların eşit olması lazım arkadaşlar. Yani şu bu oranın eşit olması için şöyle bir çizersek oranın bozulmaması gerekiyor değil mi? O yüzden bakın sadeleştirelim bu x'leri, y'leri sadeleştirelim. Bunlar bölündüğünde ikisini de mesela 20'ye bölelim. 3 kalsın. Burada da 5 kalsın. Aynı şekilde burada hepsini 2'ye bölersem 5 kalır. Burada da 5 kaldı. 2'ye böldüğümde burada 2 kalmış olur. Beşte de sadeleştirsem sol tarafta 1 bölü 3 eşittir. Yukarıda ne kaldı? 5z bölü 2 soru işareti olmuş oldu. O zaman soru işareti ne olmuş oldu? İçler dışlar yaparsak 15z bölü 2 olur. Bunu da 5 ile genişletelim arkadaşlar. Soru işareti dediğim şey 5 ile genişletirsek 75z bölü 10 oluyor.
Aslında oranın ne olması lazımmış? 15S bölü 2 olması lazımmış. Peki Z yüzde kaç azaltıldı? Yani 10'du, 15 bölü 2 oldu. O zaman yüzde kaç olmuş olur diye bakalım. İçler dışlar yaptım yine. Bakın 10x eşittir 100 çarpı 15 bölü 2 yaptı ya. İşte bu sıfırla bunu sadeleştirdim. Buradan x 75 gelmiş oldu. X kaçtı? 100x'ti. 75x oldu. Yani daha doğrusu z yüzde kaç azalmış oldu? 10'du. 15 bölü 2 oldu. Yüzde 75 olmuş. Yüzde 75 olduğu için yüzde 25 azalmıştır diyebiliriz z için. Bir sınıftaki öğrencilerin %80'i gitar çalabilmektedir. O zaman bu sınıftaki erkeklerin de %80'i erkekmiş arkadaşlar. Demek ki erkek ve kız olarak ayırırsak 100x olsun bu sınıf. 80x burada, 20x de burada. Şimdi gitar çalabilen öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir diyor. En az dediği için burada 80'in de aslında bu sınıfın %80'i de gitar çalıyor. Yani toplamda 100x vardı ya. Gitarcılar, gitar çalanlar 80x. Bunların erkeklerin en az olabilmesi için buradan olabildiğince kızı seçmem lazım. Hepsini seçelim. 20'sini seçelim mesela. 20x kız gitar çalabilsin. Erkekleri azaltmak istiyorum ya. Hepsini buradan seçiyorum ki buradan daha az alayım. 60x kaldı. Demek ki 80 buraya da 60x kaldı arkadaşlar. Demek ki hani 20x'i gitar çalabiliyormuş kızların. Erkeklerin de 60x'i gitar çalabiliyormuş. Yüzde kaçı erkektir gitar çalabilenlerin diyor. Şimdi gitar çalabilenlerin içinde oran ne? 80 tane gitar çalan var. 60 tanesi erkek. O zaman yüzde kaçtır bu oran diye bir orantı kurabiliriz. İçler dışlar yapalım. 100 çarpı 60 eşittir k çarpı 80 geldi. Bakın sadeleştirdik. Hemen bunu arkadaşlar 4'e bölüyorum. 4'e böldüm 25. 4'e böldüm 2. Bunu sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 kere 25 de buradan hemen 75 olarak bulunur. Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların miktarı toplam 50 tondur. Demek ki portakal artı mandalina 50'ymiş. Yüzde 7'si mandalinanın ise %8'i çürümüş. O zaman portakalların %7'si P 7 bölü 100 artı mandalinaların da 8 bölü 100'ü çürümüştür. Çürüyen portakal ve mandalina miktarları 3,8 yani 38 bölü 10'muş arkadaşlar. Ondalık kesir çevirmeyi öğrenmiştik. O zaman sadeleştirme yapalım. Hatta bunun üstü toplayalım. 7P artı 8M bölü 100 eşittir 38 bölü 10. Sadeleşti şöyle. İçler dışlar yaparsak o zaman hemen P artı M 50. O zaman 7P artı 8M ne gelmiş olur? 38 onu çarparsak 380 gelir. Haydi bunu portakal soruyor ya. Eksi 8'e çarpalım ve M'leri götürelim. P'leri bulalım. Eksi 8 ile artı 7'yi toplarsak eksi P yapar. 380 ile de bakın çarptığınızda 400 yapar. Yani 20 kalmış olur. P 20'dir. Kaç ton sağlam portakal vardır? Çürüyenler demek ki 20 tane. %8'i bakın portakalların %7'si çürümüştü. İşte portakalların %7'si demek ki kaç yapmış? Bu çürüyenler 20 taneymiş. 20 tane portakal var. Demek ki 20 ton portakal var. Çürüyen %7 ise 20 ton portakal var. Çürüyen %7 ise 93'ü de sağlamdır. %93'ü de sağlamdır. Demek ki bakın sadece 5 kalır. 93'ü 5'e bölelim. 93 bölü 5 dersek bir kere var. İşte 5, 43, 8 kere var dedik. 40 yaptı. 3, 0 atıyorum buraya virgül attım. 5 kere 6, 30.
Bakın tam bölündü. Demek ki 18,6 olarak bulunur. Bir çobanın koyunları ya da ya bir çobanın koyunları ya 2 ya da 3 kuzu doğurmuştur. Yani ikili ve üçlü olarak ayıralım. Sonrasında diyor ki 2 kuzulu doğum yapanların %60'ı, 3 kuzulu doğum yapanların %40'ı yaşamıştır. Bunların hepsine ikili doğanlar da 100x olsun. Bunlar da üçlü doğanlar da 100y olsun. Yaşayanlar ve ölenler. Bunlar yaşayanlar, bunlar ölenler olarak yaparsak %60'ı yaşamış, 60x yaşamış, 40x'i ölmüş. Bunların da yaşayan ve ölen yapalım. 3 kuzulu doğumda %40'ı yaşamıştır. 40y, 60y'si de ölmüş. Çobanın doğum yapan 30 koyun olduğuna göre. O zaman 10x artı 100x artı 100y 100x artı 100y arkadaşlar toplamda 30'muş. Buradan her tarafı 10'a bölersek 10x artı 10y 3 gelmiş olması lazım. O halde kaç kuzusu yaşamıştır diyor. Yaşayanlar bakın 60y, 60x ve 40y. Peki bunlar ikizdi. Yani 60 ile 2'yi çarptım. 120x artı 40y ile bunlar da 300'dü. Üçlü çarptım. Yine 120y. Bu kaçtır diye soruyor. O zaman ben bunu 12 parantezine alsam 10x artı 10y yapar. Burası zaten 3 bulunmuştu buradan. Yani o zaman kaçtır arkadaşlar? Çarpımları 36 olarak bulunur. Arif bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patlatında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Yani yaş, kuru ve patlatılmış olarak ayırırsak bunun 100x olduğunu görelim. Kurutulduğunda 80x oluyormuş. Bunun da %10 oranında azalıyormuş. 80'in %10'u 8 olduğu için 72x oluyormuş patlayınca. Tamam. Sonra bu oranlar uygun olarak yazılımda 720 gram patlamış mısır elde edebilmek için yeterli kadar yaş mısır satın almıştır. Ne kadar satın almış? Bakın 72x yani 720 olsun diyor. 720 gram elde etmesi için 72x olması lazım. Demek ki x 10. O zaman ne kadar almış yaş mısırdan? 10 çarpı 100'den 1000 gram satın almış. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktarda daha az patlamış mısır elde etmiş. Ve bu durumu tarifteki bir hatadan kaynaklandığını aslında %20 olarak yazılan oranın %30 olması gerektiğini fark etmiş. Yani hani buradan %20 azalıyor da %30 aslında 1000 değil miydi bu? 1000 tane almıştı. Yani 100x iken 20 azalmıyormuş da %70 30 azalıyormuş. Yani kuru mısır ne olur arkadaşlar? 70x olur. Bunun da %10'unu azaltırsan %10'u 7 olur. %10'unu çıkarırsan da 63x yapar. Zaten sen x'i 10 almıştın. 630 gram patlamış mısır elde eder. Bir ölçme işleminde iki ölçüm cihazından birincisi gerçek uzunluğunun %3 fazlasını, ikincisi ise gerçek uzunluğunun %5 eksini göstermektedir. Birinci ölçüm ve ikinci ölçüm diye ayırdım. Diyorum ki bu ölçümlerden birincisi %3 fazlasını yani ben aslında ağırlığım 10x olsun. Bu ne kadar ölçecek? 13x ölçecek. %5 eksiği. %3 fazlasını diyorsa 100x olsun mesela 103x ölçecek değil mi? Diğeri de gerçek uzunluğun %5 eksiğini. O zaman bu da 95 95y'sini ölçecek mesela. Ben bunu da işte x ve y diyelim. İkincisi de 95 100x'ti. 95x'ini %5 eksiğini ölçtü. Gerçek uzunluğu 72 birim olan bir çubuk iki parçaya ayrılıyor ve uzun parça birinci cihazda kısa parça ise ikinci cihazda ölçtüğünde ölçülen değerlerin toplamı 72 oluyormuş. O zaman arkadaşlar iki parçaya böldüm mesela. Şunlar iki parça diyelim. Böldüğünde şöyle bir çubuk düşünün mesela. Buradan bölmüşsün bunu. Mesela şuraya ben
kaç diyelim? 10, işte 100x diyelim. Buraya da 100y diyelim, tamam mı? İşte bunların toplamları 72 aslında, değil mi? Çubuğu bölmeden önceki hali 72. Demiş ki bak, 103x olmuş. Birincisini ölçüyorsun, 103x oluyor. İkincisini ölçüyorsun, o da %5 eksik ölçtü. Yani 95y ölçtü. Toplamları yine 72 oluyormuş. Zaten en başta neydi? 100x artı 100y neydi aslında en başta? 72 idi. O zaman bunlar birbirine eşit. İster bunu eksiyle çarpıp toplayın, isterseniz bunları birbirine, şunları birbirine eşitleyin. Eşitlediğinizde 3x eşittir 5y olduğunu göreceksiniz. O zaman x yerine hemen 5k, y yerine de 3k yazarsın. Kısa parçanın gerçek uzunluğunu bulun demiş. X'leri y'leri birbirine yazalım yerine. X yerine 5k yazarsan burası 500k, burası da 300k yapar. 300 ile 500 toplayınca 800k yaptı. Bu 72 birimmiş. Sadeleştir. Bakın 8 ile sadeleştir 9. K eşittir 9 bölü 100 yaptı. Kısa parçanın gerçek uzunluğu. Kısa parçaya ben 100y demiştim. Y de 3k'ydı. Yani 300k'yı soruyor aslında. K da kaç? Bakın 9 bölü 100. İşte gidip burada 9 bölü 100 yazarsak 300 çarpı 9 bölü 100'den sıfırlar gider, 27 olarak bulunur. Bir seyircinin elinde özdeş 30 adet boş tahta kasa ve özdeş 20 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Seracı sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı domateslerin %60'ını, yani tane arkadaşlar tahta, TL gösterelim. Toplamdaki domateslere 100x dersek, %60'ını topluyorsa 60x'ini toplar, değil mi? Buradan sadeleştiğinde t eşittir 20x gelir. Toplam domatesleri 100x dedim. Eğer diyor 20 ile toplanırsa, yani sadece plastik kasaları kullanarak toplarsan diyor, 20, her bir 20 tane alıyorsa 20 çarpı plastik 20p diyelim. Bu da %65'ini alıyormuş. Domateslerin hepsini 100x demiştim. 65x'ini alacaksın. O zaman hepsini 5'e bölelim. 4p eşittir 13x, hatta p eşittir 13x bölü 4. T'yi de buldum, p'yi de buldum x cinsinden. Dolu bir tahta kasada 8 kilogram domates olduğuna göre, yani o zaman işte bunu sadeleştirdim, pardon, şurası 2x değil mi? 30 60'a bölüyorsun, 2x olacak. Tahta kasaların tanesi 8'miş. O zaman 2x arkadaşlar 8. O zaman x buradan 4'tür. Plastik kasada kaç kilogram domates vardır? X'ini 4 yazın. İşte tam burada. Demek ki 13 çarpı 4 bölü 4'ten 4'ler sadeleşir. 13 kilogram plastik kasada domates vardır. Bir ildeki anaokullarının tüm okullar içerisindeki payı 2000 yılında %10. Yani okullara 100x dersek, anaokulları arkadaşlar 10x'miş. 2010 yılında ise bu oran %15 olmuş, ama 2000 ile 2010 yılları arasında 50 okul açılmış. Yani bu 100x artı 50 okul içerisinden 20'si anaokulmuş. Yani 10x artı 20 olmuş oldu anaokul sayısı. Peki şu yeni oran işte neymiş arkadaşlar? %15'miş. Bakın vermiş zaten. O zaman hemen basit bir şekilde 100x artı 50'nin %15'i hemen kaç olacak arkadaşlar? 10x artı 20 olacak. Sadeleştirelim 5 ile. Burada 20 kaldı. Burada da 3 kaldı. 3'ü içeri dağıtın şöyle. 300x artı 150. 20 ile çarptığınızda 200x artı 400 geldi. O zaman 100 dediğim ifade 100x 250'dir. Her tarafı da 10'a bölerseniz 10x 25'tir. Zaten bana 2000 yılındaki anaokulu sorusunu, yani 10x'i soruyor. 10x'te 25 geldi. Demek ki anaokulu sayısı
2000 yılında 25 taneymiş. Her dersten 2 ara sınav ve 1 final sınavının olduğu bir üniversitede bir öğrencinin dersteki başarı puanı hesaplanırken o dersin her bir ara sınavdan aldığı notun %20'sini sonra final sınavından aldığı notun %60'ını toplanmış. Bakın ikisinin farklı. Başarı puanı toplamları 50'nin altındaysa geçiyorsun. Üstündeyse geçiyorsun. Altındaysa geçemiyorsun. Hangisi geçmiştir? Şunların hangileri doğrudur diyor. Meltem ikinci ara sınavdan en az 20 almıştır. Bakalım. Birinci sınavdan 50 almış arkadaşlar. Bunların yüzde kaçı? 20'si alınacak. Bunların %20'si. Bunların da %60'ı alınacak. O zaman 50'nin %20'si kaç? Hemen artık kısa yoldan hesaplayalım. 20 bölü 100'dü ya. Hemen bunu sadeleştirdim. 5. 50'yi 5'e böldüğünüzde kaç yapar? 10. Demek ki buradan buna 10 puan gelmiş. 10 puan geldi. Şunu sildim. 10 puan geldi buradan aslında. Ham 10 puan geliyor. X'in de %20'si gelecek. O zaman hatta şöyle bile yapabiliriz. Meryem'in puanı hesaplarsak 10 artı işte X puan almış ya. X puanın da %20'si aslında ham olarak gelecek. Artı final puanında işte %60'ını alacaktı zaten bakın. 60 almış. %60'ı 36 yapar. İşte bunların toplamları Meltem ikinci ara sınavdan en az 20 almıştır ve diyor ki bu arada Meltem ve Sinem geçmiş, Didem kalmış. Demek ki Meltem geçtiyse bunların toplamları 50'den büyüktür. Çünkü 50'den büyük olanlar geçiyordu. O zaman bunları sadeleştirin bakın. 36, 10 daha 46. Diğer tarafa atın. Bunları sadeleştirdin. X bölü 5, 46 diğer tarafa attın. 4, X büyük 20, 20 veya 20'den büyük almış. En az 20 almıştır. Doğru. Sonra arkadaşlar sinema bakalım. 40 almış. Sinem 40 almış. İlk puan olduğu için %20'sini alıyorsun. Ham kaç geldi? 8 puan gelir. Artı ikinci ara sınavdan 60 almış. 60'ın da 120'sini aldım. Artı Y puan almış. Bunun da finalinde %60'ını alıyorduk. Bu şekilde yazdık. Sadeleşti bakın. Buradan 8 puan geldi. Artı bunlar sadeleşti. Bakın buradan 12 puan geldi. Artı 20'ye bölün 3. Burası 5. Demek ki 3y bölü 5 kadar da buradan geldi. Toplam diyor. Sinem ne yapmıştı? Geçmişti. Başarılıysa bu da 50'den büyüktür arkadaşlar. O zaman 20 diğer tarafa atarsanız 3y bölü 5 50'den 20 çıkardınız. 30. 3'te sadeleştirin. Y eşit. Büyük hatta. Burada 10 kaldı. 50 yapar. 50 en az 50 almıştır. Bu da doğru. Ne geldi arkadaşlar? İkisi doğru geldi. Üçüncüye bakalım. Temizledik. Bu ikisi doğruydu şu anda. Didem diyor finalden en çok 59 almıştır. Doğru mu? 30 almıştı. %20'sini aldım. Artı yüzde işte 40'ın da %20'sini alacağım ikincisinin. Sonrasında finalin yani Z'nin %60'ını alacağım. Ve bunları toplanır 50'den küçük olacak. Neden? Didem kaldı çünkü sınıfta. O yüzden bunları sadeleştirdim. Bakın 6 geldi buradan. Artı bunları sadeleştirdim. 8 kaldı. 20'ye böldüm. Yukarıda 3, aşağıda 5 kaldığı için 3z bölü 5 küçük 50 yaptı. Bakınları toplamları 14. Diğer tarafa atarsanız 3z bölü 5 küçük 50'den 14'ü çıkarın. 36 yaptı. Sadeleştirdim. 12 z küçük 12 ile 5'i çarptım. 60. Demek ki 60'tan küçük olacakmış. En çok 59 almıştır. Doğru. 59'dan daha fazla alamaz. 60'tan küçük olacak çünkü. O zaman hepsi doğrudur arkadaşlar. Cevabım 1, 2, 3. Bir müzik kursunda Beethoven, Mozart ve Chopin isimli 3 sınıf bulunmaktadır. Hemen şöyle Mozart, Beethoven, Mozart, bir de Chopin varmış. Kurstaki öğrencilerin %50'si Beethoven, yani 50x diyelim. Mozart %35, yani burası 35x. Ve geri kalanlar Chopin. Kaç kaldı arkadaşlar? Geriye 15 kaldı değil mi? 15x'i de Chopin dinliyormuş. Bu okey. Mozart sınıfına kayıtlı öğrencilerin %80'i, bakın Mozart'ların %80'i yani 35 ya. 35'in %80 alıyorum. Bakın 35x %80'i nasıl alınır? Her tarafı 20'ye bölersin. 4.
Burada 5 kaldı. Buna da sadeleştir. 7. 28 x'e kızmış. Kızlara demek ki şöyle gösterelim. 28'i 28 x'i kız. Tamam. Chopin sınıfına ait de diyor. %20'si kızdır. %20'si 15'in 15 x'in %20'si ne kadardır? 5 3x'tir. Burada da 3x varmış. Ve diyor ki Beethoven sınıfındaki kız öğrencilerin sayısı kurstaki toplam kız öğrencilerin sayısının yarısını oluşturmak. 150'sini. Demek ki arkadaşlar burada toplamları Beethoven'a eşit olması lazım ki toplamının yarısı olsun. Bunların toplamları 31x olduğu için burada da 31x kız öğrenci vardır. Neden? Bakın 31. Bunların toplamları da 31. 61. 61'de Beethoven kaç? 31. Bak yarısı. %50'si gelmiş oldu. Ya da buraya A deyin. A artı 31x bölü 100 işte eşittir 1 bölü 50 yapar. 50 bölü 100 yapabilirsiniz. Aynı şey gelecektir. Bu müzik kursundaki öğrencilerin yüzde kaçı kızdır? Şimdi bunların toplamları toplam öğrenci. Yani 100x toplam öğrenciydi. Aşağıdakilerin toplamları da 62x. Demek ki %62'si kız öğrencidir diyebilirsiniz arkadaşlar. 95 binanın yer aldığı mahallede her bir bina 2 veya 3 katlıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların 15 tanesi yıkılıp her birinin yerine 5 katlı bina yapıldığında bu mahalledeki binaların kat sayıları toplamı 240'tan 274'e çıkmış. Buna göre diyor üçlü buna göre kentsel dönüşüm sonucunda bu mahallede 3 katlı bina sayısı yüzde kaç azalmıştır? Şimdi 2 katlılara x diyelim. 3 katlılar 95 eksi x'tir. Yani toplamda 95 tane bina olduğu için 95 eksi x. Peki kat sayısı kaçmış arkadaşlar? 240. Demek ki bunları çarptığımda 240 olacak. 2 tane x varsa 2x tane bina vardır. Yani daire vardır değil mi? Kat vardır. 3 ile çarptığında 3 çarpı 95 eksi x. İşte bunların toplamları 240 yapacak. 2x. 3 ile çarptığınızda da 285 eksi 3x. 240 yaptı. X buradan 45 yapıyor arkadaşlar. X 45'miş. Demek ki ikili kaç kişi var? İkili dairelerde 45. Üçlü dairelerde de 50 tane bina varmış. Daire varmış değil mi? İkili binalar 45. Üçlü binalar 50 taneymiş. Diyor ki her birinden bakın 15 tanesi yıkılıp bunların her biri yerine 5 katlı. O zaman ben yıkılan bina sayısına mesela ikili binalar var ya iki katlı binalardan mesela kaç tane? K tane yıkayım. K tane yıktım ama ikili bina yıktım. Yerine her birinin yerine 5 katlı yapıyorum bak. Doğru mu? O zaman sayı ne olmuş arkadaşlar? 240'tan 274 olmuş. Yani 34 artmış. 34 arttıysa bakın ikili bina yıkıyorsunuz yerine beşli bina dikiyorsunuz. Kaç kat arttı? 2 yıktın, 3 diktin. 2 yıktın, 5 diktin, 3 arttı. O zaman 3 çarpı k kadar. Bakın. K tane yıktığın için 3 çarpı k kadar arttı. Bakın burada 3 tane üçlü binalardan yıkılan 15 tane toplamda 15 tane yıkıldı ya burada da 15 eksi k tane yıkılır. Üçlü binaları yıkıyorsun, yerine beşli bina yapıyorsun. Yani üçü yıktın, yerine beş yaparsan iki daire artar. Yani iki daire fazladan yapmış olursun. O zaman bu 15 eksi k tane binanın artı iki tanesi her biri iki tane artacaktır. Kaç arttı toplamda? 34 artacakmış. Yani 240'tan 274 olacak. Şu ikiyi dağıttın. 3k artı 30 eksi 2k 34. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi. Bana üçlü bina sayısı yüzde kaç azalmıştır? Bakın k o zaman 4. Buradaki de 11 değil mi? 50 idi. 11 oldu. Yani bunlar yıkılandı zaten. 11 azalmış değil mi? 50 de 11 azaldıysa yüzde kaç azalır? Bakın direkt buradan yapabiliriz. 2 katı 2 katı olacak. 22 azalır. Evet, ödev testi 1 ile başlayalım arkadaşlar. Hangi sayının %30'u 45'tir? X sayısının diyelim. X'in %30'u
eşittir 45 olsun. Hemen sadeleştirdim. Sıfırları bu üçü de buna böldüm. 15 yaptı. İçler dışlar yaptığımda 10 ile 15'i çarptığımda da 150 olarak bulunur. 40 sayısının yüzde kaçı arkadaşlar? 12'dir diyoruz. Bunu sadeleştirdim. 4 ile de bunu sadeleştirdim. 3. İçler dışlar yaptığımda 30 olarak bulunur. İki yüz sayısının %35'i 70'tir. Hangisi doğrudur diyor. 200'ün %35'i. Bakın 35 bölü 100. Sadeleştirdin, yukarıda 2 kaldı. 2 kere 35 70 doğru. 125 fazlası. 200'ün fazlası diyorsan abi 125 bölü 100 yapıyorsun ya. Sadeleştirdin, yukarıda yine 2 kaldı. Çarptın doğru. 140 eksi. Demek ki 200'ün eksi dediğine göre 100'den 40 çıkardın. 60. Sadeleştirdin, yukarıda 2 kaldı. 120 olması gerekiyor. 80 yazmış. Yanlış bu. Demek ki cevap 1-2. 125'inin %40'ı 24 olan bu sayıya x diyelim. X sayısının %25'i bunun arkadaşlar %40'ı bakın 24'müş. Olay bu. E demek ki sadeleştirin. Yukarı aşağıda 4 kalır. Şu sıfırları götürdüm. Bu 4'te de bunu götürdün. Yukarısı x, aşağısı 10 kaldı. Eşittir 24'müş. İçler dışlar yaparsanız 240 olarak bulunur. Bir öğrenci bir romanın önce %20'sini. Bu roman 100x sayfalık olsun. Önce ne yapmış? 20x'ini okumuş, geriye 80x kaldı. Sonra kalan kısmının %20'sini. 80x kalmıştı ya. Bunun da %20'sini okumuştur. Bakın sadeleştirdiğim aşağıda 5. Yani 16x. 80'i 5'e böldüm. 16 yaptı. Sonra ne yapmış? 16x'ini okumuş. Kitabını okumayan yüzde kaçı kalmıştır diyor. 20'sini okudun. 16'sını okudun. 36'sını okumuş oldun. Toplam 100x'ti zaten. 36x'i çıkarırsan 4 64x'in kalmış olur. Bir sayının %20 fazlası. Bu sayıya x diyelim. %20 fazlası 120 bölü x'tir. Bunun %10 eksiği. Demek ki 90x, hani %10 eksi dediği için %10'u çıkarıyorum. Bu aynı sayının yani x'in yüzde kaç fazlasına eşittir? Yüzde kaçına eşittir diyelim. Bakın yüzleri sadeleştirdim. Şunları şöyle götürdüm. Hatta 2'ye de böleyim. 6, burası da 5 oldu. 90'ı da 5'e böldüm. 18 yaptı. Yukarıda 6 kalmıştı. 6x. Bakın aşağıda hiçbir şey kalmadı. Yukarıda 18 eşittir x çarpı k. X'ler de gitti. K o zaman 6 ile 18'i çarptığınızda da 108 olur. Yüzde kaç fazlasıydı? O zaman bakın 100'den 108 olmuş. Yüzde 8 fazlasıdır. Bir memur maaşının %26'sını ev kirasını veriyor. O zaman kira yazalım. 100x maaşı olsun bunun. 26x'i kiraya gitti. Memurun maaşı %30 artarken, yani maaşı neydi? 100x oldu. Yeni maaşı da zamlı maaşı 130x oldu. Ev kirası aynı kaldığına göre. O zaman şanslı. Yeni 26x verecek. Memur her maaşının yüzde kaçını ev kirası olarak verecektir? O zaman kira 126 idi zaten. 130x'in 26x'ini verdi. 100'ün kaçta kaçını verecek gibi düşünebilirsin. Yüzde kaçını veriyor gibi düşünebilirsin. İçler dışlar yapalım. Şu k. O zaman doğru orantı olduğu için çarpıyorum. Şöyle çapraz çarpıyorduk ya. 26x çarpı 100 dedik. Sonra hemen şunları bakın sadeleştiriyorum. 26'yı 13'e böldüm. 2 kaldı. X'leri de götürdüm hatta. K eşittir 20 olarak bulunduğu %20'sine verecektir. 160 soruluk bir testi ilk çözümde başarı oranı %65 olan bir öğrenci daha sonra çözemediği soruları bir kez daha çözdüğünde bu soruların %25'ini daha çözmüştür. Çözdüğü sorular 65 ise arkadaşlar, çözemediği sorular da %25'tir değil mi?
O zaman çözemediği sorular 160 sorunun %25'i kaç yapar? Sadeleştir 4. 40'ını çözememiş yani. Bu çözemediği soruların da sonra çalışmış %25'ini çözmüş. Yani 40 çözememişti ya. 40'ın işte bu çözülemeyen soruların %25'ini bakın sadeleştirdiğinizde 10'unu çözmüş. Öğrencinin çözemediği sorusu kaçtır? Çözemediği soru sayısı kaçtır diyor. Evet, %60 soruluk bir testte ilk çözdüğünde başarı oranı %65 olan bir öğrenci daha sonra çözemediği soruları bir kez daha çözdüğünde bu soruların %25'ini daha çözüyor. O zaman başarı oranı yani çözdüğü sorular %65 ise 100x diyelim tamamına. Çözemediği sorularda o zaman 100x'ten 65x'i çıkarırsanız 35x'ini de çözememiştir. O zaman 160'ın 35'ine %35'ini alalım. Kaç olur? Sadeleştirdik. 2'ye böldüm 8. Burada 5 kaldı. 5'te de buna böldüm. 56'sını çözememiş arkadaşlar. Çözemediği şeyi bir daha uğraşmış. Bu çözemediği soruların da %25'ini bir daha çözmüş diğerinde. Böldüm 4 kaldı. Buradan 56'yı 4'e böldüm. 14 yaptı. 14'ünü de çözdü. Toplamda çözemedi. İlk başta 56'ydı. Bir daha uğraştı dediğinde 14'ünü daha çözdü. Kaç kaldı? 42 tane çözemedi hala duruyordur. Sayısının %25'i bu olduğuna göre demek ki hemen 3A artı 2B'nin arkadaşlar %25'ini alıyorsunuz. Eşittir 2A eksi B olmuş oluyor. Hemen içler dışlar yapın ya da sadeleştirin. Ben sadeleştirme yoluna gideceğim. O zaman 3A artı 2B bölü 4 eşittir 2A eksi B olur. Bunun altında 1 var. İçler dışlar yapıyorum. 8A eksi 4B. Şöyle çarptım. Bir de böyle çarpıyorum. 1 ile çarptığımda 3A artı 2B değişmeyecektir. Şöyle oldu. 6B eşittir o zaman 5A'dır. A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır? A sayısı 6K, B sayısı da kaçtır? 5K'dır. A sayısı yani 6K diyor ki eşittir B'nin yani 5K'nın yüzde kaçına eşittir? X'ine eşit olsun. Sadeleştirdim. 5'i buna böldüm. 20. X eşittir. 6 ile 20 çarparsan %20'sine, %120'sine eşittir diyebilir. Simla sınıfındaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranını yüzde olarak hesaplarken kendini ve Emir'i saymayı unutuyor. Sonucu 168 buluyormuş. Simya arkadaşlar kız Emir de erkek olduğu için kendisini unuttu. Erkeklerden de bakın bir kişi eksik saydı. Sonucun 168 olduğunu buldu. Sadeleştirelim 4 ile 17 bölü 25 olarak bulundu. İkincisinde ise Emir aynı oranı hesaplamak üzere kendini saymayı unutuyor bu sefer. Simla'yı ise iki kez saymış arkadaşlar. Kızlar hani zaten Simla'yı sayarken bir kez sayıyor. O zaman üç kez dediği için iki kez daha saymış. Kızlar artı iki. Emir kendisini saymayı unutuyor. O yüzden %80 bölü şimdi 100 gelmiş oldu. 20'ye bölersen 4, 20'ye bölersen 5. İçler dışlar yaparsan arkadaşlar 25K eksi 25 17 e eksi 17 olarak bulunur. Şimdi 5 ile çarptığınızda da 5K artı 10 4 e eksi 4 olarak bulunmuş oldu. O zaman 25K eksi 17 e eksi 25'i artı 25 olarak atarsak 17'den çıkarsak 8. Şimdi arkadaşlar bir de 4 e eksi 5K'nın da 6 yaptığını hatta 14 yaptığını gördüm arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben bunu eksi 5 ile çarpayım. Hatta 5 ile çarpayım arkadaşlar. Ki şu K'lar gitmiş olsun. 5 kere 4 20E. 17'den çıkarırsan 3E gelmiş olur. 14 ile 5'i çarp 70. 78. 78'i 3'e böl arkadaşlar. 26 yapmış oldu. E'yi yerine koyarsanız bakın 26'yı 4 ile çarpın. 104 yapıyor arkadaşlar. 104 eksi 5K. 14'müş. 5K buradan arkadaşlar ne geldi? 90. K 16'dır ama kızlarla erkeklerin sayısı 42. Şimdi ama şeyleri saymadık. Simla ve Emir de var arkadaşlar. O yüzden sınıftaki toplam öğrenci 44 olarak bulunmuş olur.
Mahmut bilgisayarındaki bir dosyayı her saniyede 64 MB veri yüklenebilen ve içi boş olan 5 GB'lık bir belleğe yüklemek istiyor. 5 GB kaç MB yapıyor onu bulalım arkadaşlar. 5 çarpı 1024, bakın 1 GB 1024 MB zaten. Buradan kaç gelmiş olur? 5120 MB boş yerim var aslında. Bellekte bu kadar boş yerim var. Her saniyede 64 MB veri yüklenebiliyor. Ve %75'ini yüklemiş bakın. 12 saniyede %75'ini yüklemiş. Kalan süre pardon. Kalan süre 12 saniye. Demek ki %25. %25'ini 12 saniyede yükleyecek. O zaman %100'ünü kaç saniyede yükler arkadaşlar? 4 katı olan 48 saniyede yükler değil mi? Peki 48 saniyede ne kadarlık veri aktarır ona bakalım. 48 saniye. Her saniyede 64 veri aktarıyorsun. O zaman 64 ile bakın 48'i çarpmamız lazım. Şöyle çarpsak 2 işte 3 48 51 16 1 elde 11 şimdi 24 25 arkadaşlar şöyle. Topladığınızda 2 3072 MB'lık bir dosyaymış aslında bu. Hepsi 5120. 5120'den 3072'yi çıkarırsak şimdi megabaytı çıkardıktan sonra bakın burada kaç kalıyor? 1, 4. Şimdi şurada 0, 2. 2048 MB. Bunda arkadaşlar zaten 2 çarpı 1024 olduğunu biliyorum. Demek ki burası 1 GB yapıyordu. Demek ki 2 GB'lık boş yerim kalır derim. Evet, dördüncü soruda A ve B kurslarının ücretleri verilmiş. Eda B kursuna gitmiş. A kursuna gitmemiş ve 91 TL daha az masraf ödemiş. Kaç saat kursa gitmiştir diye soruyor. Şıklardan gidersek mesela 5 saat gittiğini deneyelim arkadaşlar. A kursunda 340 TL bir kere bayılacak. Teorik derse zorunlu. Artı 95. 5 saat gittiği için 5 ile çarpıyorum 2 elde. 475 yaptı. 340 TL de buraya verdi. Şöyle 815 TL vermiş oldu. B kursuna giderse eğer ki oraya gitmiş, buna gitmemiş, B'ye gitmiş arkadaşlar, A'ya gitmiyor. 360 TL. Bu arada indirim yapmıyor çünkü 8 saat gitti. 5 8 saat üzerinde indirim oluyor. Bir 5 saat gittik biz. Şimdi B kursunda indirim olacak çünkü 5 saat ve üzerinde. Evet, direksiyon dersinden indirim oluyor tabii. 5 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bir kere küsuratlı gelecek arkadaşlar. Bu A şıkkı değil. Yine devam edelim. 5 2 elde 42, 110 indirim yapılıyormuş. 425'in 110'u 42,5. Bakın 42,5 indirirsen buçuklu bir şey gelecek. Üstüne 360 ekle yine buçuklu. Bundan çıkarsan arkadaşlar buçuklu bir şey geliyor. Arasındaki fark 91, tam sayı olacak yani. Demek ki o zaman A değil arkadaşlar. Hemen B'yi deneyelim. Şimdi 5 değil yani. 6 olsun. Şimdi 6 saat giderse 340 lira yine bayıldı. Ama 95 TL bu sefer indirim yine yok. 8 saat ve üzerinde. 6 TL 3 elde 54 57 gelmiş oldu arkadaşlar. Kaç? Pardon, 54 3 elde doğru. 340 topladığımda kaç yapmış oldu? Şöyle. 1 910 yapmış oldu arkadaşlar, değil mi? Şimdi B kursuna gitsin. Yani 360 TL versin. Bu arada 6 saat gidiyor. B kursundan indirimde faydalanıyor. Çünkü 5 saat ve üzeri 6 saat gittiği için faydalanıyor. 6 ile çarptım işte bu olabilir çünkü küsuratlı gelmeyecek. Şimdi burası 3. 0, 3 elde 48, 51 arkadaşlar. 110 indirim yapan 51 geliyor. 51 çıkarın yani. İndirim yaptık. 9, 5, kaç geldi? 4 geldi. Değil mi? Şimdi 360 ile toplayayım bunu. 9, 1, 7, 8. 819 TL verdi. Birinde 910, birinde 819. Arasındaki fark kaç arkadaşlar? 91 sağlandı. Yani cevap Bursa. Bir cisim hatalı ölçümü yapan ABC terazilerine konmuş arkadaşlar. Şöyle ABC'ye konmuş olsun. Ağırlıklarına gelmiş. A'da X gelmiş. B'de 12 gelmiş. C'de 9 kilogram gelmiş. B terazisi cisimleri gerçek ağırlığından %20 daha az tartmakta. Mesela ağırlığı ne olsun arkadaşlar cismin? A olsun. %20 daha az tartarsa 80 bölü 100'e tartıyorsun.
Şimdi 12'ymiş. 20'ye böldüm 4, 20'ye böldüm 5. Sadeleştim. A 15. Aslında arkadaşlar cisim 15 kiloymuş. Şimdi A terazisi ise gerçek ağırlığından %20 daha fazla tartmakta. Şimdi cisim 15'ti. %20 daha fazla tartıyorsa 120 bölü 100. Yani şimdi direkt kaça bölelim arkadaşlar? 20'ye böldüğünüzü varsayın. 6. 20'ye bölünce 5 gelmiş olur. 3. Bu da 18. Aslında şu x 18 gelmiş oldu arkadaşlar. Gerçek ağırlığı 12 kilogram olan bir cismin C terazisindeki ağırlığı y kilogram olduğuna göre diyor. Yani 15'ti ağırlığı. 9 ölçmüş. Yani yüzde kaç eksiğini ölçmüş bakalım. Yüzde kaçı? Hadi y'si diyelim arkadaşlar. Yüzde y gram. Yüzde y eksik tartsın C terazisi de. O zaman şöyle olmuş olsun. 9 gelmiş oldu arkadaşlar. 5 ile sadeleştirsem 20. 5 ile sadeleştirsem 3. 3'e bölsem şöyle 3. Y buradan 60. %60 eksiğine tartıyor. %40 eksik pardon. %60 60 çıktığı için %40 eksiğini tartıyor. 12 o zaman arkadaşlar ne yapacak? Gerçek ağırlığı 12 ise C'de ağırlığı ne kadar gelir? Şöyle. %40 eksik tarttı. Şöyle aldık arkadaşlar. Sadeleştik. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 5. 36 bölü 5 gelmiş oldu. 2 ile çarptığımda 72 bölü 10. Yani 7,2 kilogram geldi. Bu da y kilogram gelmiş oldu arkadaşlar. X'i biliyorum. Y'yi de biliyorum. Topladığımda arkadaşlar 25,2 olarak bulunur. Aşağıdaki tabloda 2020 yılında karayollarında otomobil sürücülerine belirlenen 120 kilometre bölü saat hız sınırı aştığı zaman ödeyecekleri ücretler göstermiştir. Bakın tabloda hız göstergesinde hızı kaç bu vatandaşın? 160. Hız sınırı kaç? 120. Ne kadar aşmış? 40 kilometre saat bölü saat aşmış. 120'nin yüzde kaçı 40 yapar? Ne kadar? Yüzde kaç aşmış yani? Ona bakalım. Sadeleştirdiğimde 3. X buradan arkadaşlar 33,3333 falan gelmiş olur. Şöyle devredecektir. Yani %33. 30 ile 50 arasında. Yani 598 lira ceza kesilmiş o adama. 598 lira ödeyecek. Şimdi hız sınırını aştığı için otomobile şu tarihte verilmiş ama cezayı 15'in 7. ayın 15'inde ödemiş. Bakın 7 gün sonra ödemiş yani değil mi? Ama böyle bir şey varmış kanunda. Trafik cezaları ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim yapılıyormuş. Demek ki bunun %25 ister 25'ini al tümden çıkar ister bunun %75'ini al arkadaşlar. Sadeleştirdiğinizde 448,5 olarak bulunur. İki farklı beyaz eşya mağazasından satın alınan ürünleri birinci mağaza 10 günde, ikinci mağaza 12 günde teslim ediyormuş arkadaşlar. Bu 10 gün diyelim. Şu da 12 günde teslim ediyormuş ikinci mağaza. Ürünlerin geç teslim edildiği her bir gün için ürünlerin satış fiyatının birinci mağaza %1'ini geri ödüyormuş. İkinci mağaza %3'ünü geri ödüyormuş her bir gün için. Milat iki mağazadan da aynı ürün satın alınmış aynı günde. Ve ürünler 14 günde gelmiş dikkat edin. Yani birinci mağazada kaç gün gecikme var? 4. Her bir gün için %1 ise buradan alınan mağaza ürünün fiyatına 100x. Buradan alınan ürünün fiyatına 100 y derseniz %1'ini geri ödüyor. O zaman geri ödediği şimdi 10 gün zaten hukuki resmi olarak teslimat tarihi 10 gün teslimat süresi. Bunlar 14 günde geri vermiş. Yani 4 gün gecikmeli. Her bir günde %1 ise 4 günde 4x değil mi? 100x'in hani %1'i x ya 4 gün olduğu için %1'den 4x geri ödeyecektir. İkinci mağaza ise 12 gün, 2 gün geciktirmiş. Her bir gün için 3 ise %3 yani 3y 2 gün olduğu için 6y geri ödeyecek. İşte ne kadar geri ödemiş bakın. 570 TL, 570 TL geri ödedi. Ve başlangıçta toplam 11.000 TL ödeme yapmış. O zaman 100x artı 100y bakın şuraya yazalım. 100x artı 100y aslında arkadaşlar 11.000'miş
sıfırları şöyle 100 parantezine alıp götürürseniz x eşittir 110 gelir. Şey, x artı y eşittir 110 gelir. Bana neyi soruyor? İkinci mağazadan aldığı ürünün fiyatını. Yani y'yi soruyor. Bunu eksi 4 ile çarpıp toplayın. 2y arkadaşlar kaç gelmiş oldu? 400 şu eksi 440 ya. 440 olduğu için kaç geldi arkadaşlar şöyle? 130 gelmiş oldu. Y buradan 65. Ama bana 100y'yi soruyor. Buna 2 sıfır ekleyin. 6500 TL'dir. Bir okulda bulunan 11. sınıf öğrencilerin cinsiyetlerini ve aldıkları yabancı diller derslerine göre dağılımları aşağıda gibi verilmiştir. 11. sınıf öğrencilerin %55'i kızmış arkadaşlar. Demek ki 100x dersek hepsini arkadaşlar ne olmuş olur? Burası 55x. Şimdi kızların %20'si Almanca. %25'i 55'in %55'i yani 1 bölü 5'i 11. 11x'i Almanca. Şimdi geriye kalanların %25'i. Geriye kalan 44x. %25'i çeyreği demek. 11x'i demek. İspanyolca 22 yaptı. Demek ki 33x'i de Fransızca biliyormuş. Erkek öğrencilerin %30'u ne kadar yaptı arkadaşlar? 45x erkekler. Bakın 45x'i %30'u ne yapar? Bakalım şöyle sadeleştirdim. 5'e böldüm arkadaşlar. 9. 5'e böldüm. 2. 27 bölü 2 gelmiş oldu. Erkek öğrencilerin %30'u İspanyolca biliyorsa yani 45'in %30'u kaç gelmiş oldu? 27 x bölü 2 gelmiş oldu. %50'si Almanca yani yarısı. 45x bölü 2'si Almanca. Geri kalanı ise Fransızca biliyormuş. Bunları topladığınızda ne kadar yaptı arkadaşlar? 27. 45'i toplasanız 70. Şöyle 72 yaptı değil mi? 72x bölü 2 yani. Bunu 45'ten çıkarın. 90. 18x bölü 2. Yani burası Fransızca kaçmış? 18x bölü 2, 9x arkadaşlar. Şimdi 11. sınıf öğrencilerin Fransızca dersi alan öğrenci sayısı toplam 84 diyor. O zaman kaç oldu arkadaşlar erkek ve kızlar? Fransızca 9x burada da 33'ten 42x gelmiş oldu. 84 ya. Şimdi x buradan 2 arkadaşlar demek ki. 11. sınıf öğrencilerin toplam sayısı 100x demiştik. X 2 çıktığına göre toplam mevcut 200'dür. Aşağıda verilen farklı şarj olma özelliklerine sahip bataryaları tamamen boş iki farklı telefon aynı anda şarj edilmeye başlıyor. Saat 10.24'te burası önemli. %20'si şarj olmuşken ikinci telefon 10.30'da %30 şarj olmuştur. Birinci telefon 12'de tamamen şarj olmuş. Kaç dakikada şarj oluyor arkadaşlar? 12'den 10.24'te başlıyorsun. 36 dakika oradan saysan 11 oldu. 1 saat 36 dakika. 1 saatte 60 dakika olduğuna göre 60'ı ekle. 96 dakikada doluyor ama ne kadarı? Şimdi 20 dolu, %20 dolu, %20'si dolu ya. 96 dakikada %80'e doluyor. 80x diyelim arkadaşlar. Tamamını 100x diyelim bunların. Şöyle 100x diyelim. Tamamını 100x diyelim. Şimdi 96 dakikada 80x'i doluyor. 20 dakikada ne kadarı dolmuş? Şimdi 20x'i kaç dakikada dolmuş ona bakalım arkadaşlar. Kaç dakikada dolmuş? Bakın 4'e bölüyorsun. Bunu da 4'e bölersen K 24. Demek ki 24 dakikada %20'si dolmuş. Aa, yüzde bakın 10.24'te %20 olduğuna göre 24 dakika öncesine gidin. Bu telefonlar arkadaşlar 10.00'da şarja koyulmuş. Bulduk. Güzel. Demek ki ikincisine bakalım arkadaşlar. 30 dakikada bakın 10'da koyduk şarja. 10.30'da %30 olmuş. Demek ki ikinci telefon 30 dakikada 30x'de olmamış mı? Evet. O zaman 100x olması için kaç dakika geçer diye m dakika geçsin. 30'da 30'da arkadaşlar %100 dakika geçmesi gerekiyor. Şimdi 100 dakika kaç arkadaşlar ne yapar? 1 saat 40 dakika yapar değil mi? Şimdi saat 10'da koyduysan 11.40'da telefon dolar arkadaşlar. Evet, bu soruyla birlikte 28. soruyu bitirmiş olduk. Diğer sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.